Elleri kırılsın inşallah. Nasıl kıydı, nasıl yaptı bunu sana? Ya ölseydin? Tövbe yarabbim. Allah korusun. Allah'ım yarabbim, ya Resulullah ya. Kuzey'in başına o Ferhat bela olmuştu ya. Bu da aynı onun gibi. Musallat oldu Güney'e ya. O da uğraşacak, rahat vermeyecek çocuğuma. Anneciğim ne diyorsun sen ya? Ferhat'la kıyaslanmaz bile. Adamların bütün pisliklerini ortaya çıkardım. Holdingleri battı. Barış Ferhat'tan daha yaralı, daha öfkeli, daha tehlikeli. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bunlar nereden dert oldu bizim başımıza? İşe gidiyorum ben. Zaten sizden sonra buradasınız, tamam mı? Buradayız biz, git git. Anne baba hadi siz de gidin. Nasıl olsa nişan yorgunsunuz. Ben? Ne nişanı oğlum? Dün gece ben canımla uğraşırken siz işte oğlunuzun nişanındaydınız ya, hadi gidin. Dinlenin biraz. Haberiniz yok mu yoksa? Kuzey gelsene. Kuzey göstersene yüzüğünü. Gel lan buraya. Taktınız mı yüzüğü oğlum? Niye saklıyorsun, göstersene. Gözlerim hürmet görsün. Sen biliyor muydun? Yok. Yüzükleri gördüm. Ama söylemeyince sormadım. Zamanını bekliyor dedim. Meğer takmışlar. Hayırlısı olsun, ne yapalım. Vay vay vay. İyiymiş. Demek iki gün yüzümüzü çevirdik. Hemen başka tarafa geçtiler ya. Ne tarafı oğlum? İkiniz de çocuğumsunuz. Hanginizden vazgeçeyim? Yok yok, tamam ya, anladım ben. Tabii güney inişte, kuzeye çıkışta şimdi. Sen de hemen garantiye aldım dedim. Anladım ben seni. İlaçlarınızı getirdim. Bir de ateşinizi ölçeceğim. Suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu ve şüpheli Barış Hakmen'in aralarındaki husumet de göz önüne alınarak Barış Hakmen'in sonraki soruşturma süresince tutukluk haline karar verildi. Ha, hayır, hayır. Haksızlık bu, haksızlık. Hakim Bey, ben bir şey yapmadım ki. Özür dilerim. Ancak iddiaların ve adli raporların henüz tamamlanmadığı ve suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı hastane raporuyla tespit edildiğinden şüphelinin tutukluluk süresinin 50 bin lira karşılığında adli para cezasına çevrilmesine, dava süresince yurt dışına çıkış yasağı konularak her gün bağlı bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğüne imza atmak ve suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu'na ve bulunduğu mekanlara 200 metreye yaklaşması yasağı kaydıyla denetimli serbest bırakılmasına karar verildi. Asıl suçlu Güney, komiser. Asıl suçlu o. Şu kadının şahitliğine mi güveniyorsunuz siz ya? Ha? Barış Bey. Ya tamam. Bu kadın beni öldürmeye çalıştı. Bu kadına nasıl inanıyorsunuz ya? Ben sessiz kalıyorum diye mi başıma geliyor bunlar? Ha? Bu ikisi de yalan söylüyor, haberin olsun. İkisi de suçlu. Tamam. Biz arka kapıdan çıkalım şimdi. Gazeteci doldur ön taraf. Evran'ın duruşma şimdi bitti. Evet. Şimdilik kefaletle serbest bıraktılar. Serbest mi? Allah, sonunda iyi haber geldi. Şimdi daha çok öfkeliyim. Daha çok kızgınım.
Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim artık. Barış eve geliyor. Çok kalabalıklar. Dağılsınlar, öyle çıkarım ben. Ben de öyle yapacağım, biraz bekleyelim. Hala kesin bir cevap vermedin bana. Burada mı konuşacağız Burak? Vaktimiz yok. Bir an önce karar vermek zorundasın. Barış'ın senin şirketindeki hisselerini ben almak istiyorum. Yoluma yalnız devam edeceğim, söyledim. Hiçbir şey kaybetmeyeceksin canım. Hatta bugüne kadar Barış yüzünden kaybettiklerini de geri alma garantisi veriyorum sana. Hem aileyi de yarı yolda bırakmamış olursun. Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Tamam. Bundan ötürü kimse beni suçlayamaz. Seni suçlamıyorum. Ama sen de şunu bil. Ebru Hanım senden bu jesti bekliyor. Banu demedin, çok sevindim. Ailede ismi en az zarar gören kişi benim. İnan bana, çabuk toparlayabiliriz. Var olan projeleri tamamlamak zorundayız. Eğer kabul edersen bu projeleri beraber sonlandırırız. Ha? Ne dersin? Artık ne sözlü ne de kağıt üzerinde kalacak anlaşmalar yaparım. Ortak olmak istiyorsan nakit para verirsin. Tamam. Nakit. Senin hala gücün var mı? Hala çok sağlam yurt dışı kaynaklarım var. Ödeme istediğin zaman yapabilirim. Hatta hemen bu akşam. Can, artık hiçbir şüphen olmasın. Bizim ortaklığımız tertemiz bir ortaklık olacak. Ve senden rica ediyorum, artık bana biraz güven. Sözüm teminattır. Eğer bu para bu akşam sende olacak diyorsan olur. Sonra da gerekli açıklamayı beraber yaparız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.